Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Fenerbahçe'nin çıkartacağı taraftar token hakkında konuşacağız. E, bu, buna başlamadan önce arkadaşlar kanalda son çektiğim taraftar token sebebi videom vardı. Bu videoda arkadaşlar Barcelona City, Galatasaray, Paris Saint Germain, Juventus gibi kulüplerden bahsetmiştik. O zamanki videonun tarihi 5 Temmuz 2021 yani yaklaşık bir ay önce çekmişim bu videoyu. Peki şu anki fiyatlarına bakalım arkadaşlar. Barcelona 22 dolar, City yaklaşık 21 dolar, Paris Saint Germain 23 dolar, Galatasaray 11,5 dolar ama 14-15 dolarları gördü Juventus yaklaşık 12,5 dolar arkadaşlar. Bir de bir önceki fiyatlarına bakalım. Burada zaten görülüyor arkadaşlar. İnanılmaz getiriler sağladı bu taraftar tokenleri ve çok güzel tepkiler aldım. Bunlardan dolayı teşekkür etmek istiyorum. Onun dışında arkadaşlar ben çok fazla tavsiye videosu vermiyorum. Ee, çok fazla coin, token söylemiyorum ama çok böyle güzel fırsatlar geldiği zaman bunları paylaşıyorum. Bunları dikkat beraber güzel karlar sağlıyoruz. Bunun dışında videoya geçelim arkadaşlar. Buradan, buradan kapatayım. Faberci kendi kripto parasını çıkarma konusunda para büyülü anlaştı. Uzun süredir kripto para sektörüne giriş yapması beklenen Faberci Spor Kulübü'nün para büyülü anlaşmaya vardı öğrenildi. Anlaşmanın değeri 200 milyon TL oldu aktarıldı. Kripto para dünyası dünya genelinde ve Türkiye'de büyüklü küçüklü birçok spor kulübü taraftar tökenden katılmaya başlamışken Gözler son aylarda Fenerbahçe'nin üzerindeydi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç birkaç hafta önce kulübün kripto para işine gireceğini resmen açıklamıştı. Ardından projenin ne zaman başlayacağını da iki gün önce duyurmuştu. Bugün gelen haberse Fenerbahçe'nin kripto para dünyasına atılmadaki en büyük somut adım attığını gösterdi. Aktarılan bilgiye göre Fenerbahçe taraftar takan konusunda Türk Kripto Borsası para büyüyle anlaşmaya vardı. Anlaşmanın 200 milyon TL'ye mal olduğu belirtilirken Fenerbahçe ile anlaşma yolunda olan diğer bir borsa bitçinin 400 milyon TL teklif ettiği öğrenildi. Fenerbahçe ve Para bu tarafından henüz konu ilişkin resmi bir açıklama gelmedi. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada en geç 10 gün içinde kripto para projemizin startını yapacağız. İmza töreniyle başlatıyoruz. ifadelerini kullanmıştı. Koç kulübün sektöre bu kadar geç girmesinin aslında iyi bir şey olduğunu, tekliflerin daha cazip hale geldiğini açıklayarak belirtmişti. Burada arkadaşlar önemli olan ilk konu e, Fenerbahçe token ön satış halinde çıkacak muhtemelen. Ön satış fiyatının önemi arkadaşlar. Öncelikle Fenerbahçe token satışının 10 doların yani yaklaşık bir 85 80 85 doların üzerinde olmasını beklemiyorum arkadaşlar. Bunun üzerinde olursa ben almam. Çünkü e, onun şu an Türkiye'de rakibi olan tokenlere baktığım zaman Galatasaray'ın şu an 11.5 dolar. Trabzon'un yaklaşık 5.2 dolar olduğunu görüyorum. Göztepe falan var ama onlar daha biraz düşük fiyatta yaklaşık 1 dolarlarda falandır. Burada bakalım. Evet yaklaşık 1 dolar. Onun dışında Başakşehir'i gördüm. Başakşehir'de e bakalım hemen. Başakşehir'de 1.82 dolar. Sabitçi en yakın kulüp tabii ki Galatasaray. Galatasaray'ınki 11.5 dolar arkadaşlar ama Galatasaray, Galatasaray geçen seneden beri 30 dolarları gördü. 20, 25 dolarları 30 dolarları gördü. Çok güzel fiyatlamıştı. arkadaşlar 10 dolar yani parabola satılacağı için TL bazında söyleyeyim. 80-85 TL'nin üzerinde bir ön satışa satılırsa ben kesinlikle almam arkadaşlar. Ama burada adedi çok önemli. Hani piyasaya ne kadar adet sürülecek o çok önemli arkadaşlar. Ona göre tekrar konuşuyoruz. Ama ben şu anki normal hani değerleriyle hemen hemen aynı adetten e, sunulacağını düşünürsem ben 10 dolar yani 80-85 doların üzerinde Kabaçı token almam. Çünkü arkadaşlar bu sefer ön satışın bir anlamı kalmıyor. Normal fiyatı zaten oralara gelecek. Öncelikle şöyle bir durum olacak. İnsanlar hurra saldıracaklar Fenerbahçe Token'e ve Fenerbahçe tokenin fiyatı birden uçacak arkadaşlar. Normalde olması gereken fiyatın iki katına hatta üç katına çıkabilir. Ben oralarda almıyorum. Daha sonra bir hafta sonra iki hafta sonra taç çatlasın bir ay sonra bir salma yapacak arkadaşlar. Bu salma ile beraber fiyatı 7-8 dolarlara hatta belki biraz daha aşağı doğru düşebilir. O anki piyasanın durumuna bağlı olarak. Onun dışında e, ee, token fiyatını aldık. Şu an tabii ki fiyat yok ama ben tamamen hani, örnek olarak konuşuyorum. Bu söylediklerim tamamen örnektir. Atıyorum 8 dolardan aldık arkadaşlar. Peki biz bunu kaçtan satmalıyız? O tamamen o anki Fenerbahçe'nin sportif başarısına bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Bu ne demek arkadaşlar? Fenerbahçe Türkiye Kupası'na çıktığı zaman, ligde çok iyi bir sıra elde ettiği zaman, işte şampiyonluk maçına çıkacağı zaman, UEFA'da iyi yerlere geldiği zaman, çünkü UEFA UEFA'da yer alacak bu sene. Ön eleme turunu geçerse Galatasaray'la beraber. Hani sportif başarı geldiği zaman arkadaşlar fiyatlayacak. Ondan sonra derbi günlerinde güzel fiyatlıyor. 1 dolar, 2 dolar artıyor fiyatı bir günlerinde güzel fiyatlayacak. Bunları kullanacağız arkadaşlar. Şimdilik kesin bir haber yok ama ön satış haberi geldiği zaman Twitter ve YouTube kanalımızdan bunların duyurularını yapacağız arkadaşlar. Twitter hesabımızdan bizi takip etmeyi unutmayın. Biz desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız, beğendiğiniz bizim için çok önemli. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İyi günler diliyorum. Sorularınızı yorumlarda belirtin.